Zamanla vücuda alınan zararlı maddeler, karaciğerde birikerek içi zehir dolu bir hal alır. Vücudu yavaş yavaş zehirleyen bu toksinler, ihmal edildiğinde ve vücuttan atılmadığında, kronik hastalıkları beraberinde getirir. Uzmanların açıklamalarına göre, sağlıklı bir yaşam için ilk kural, vücudu toksinlerden arındırmak. Peki, içi zehir dolu karaciğeri temizleyen besin hangisidir? İşte, karaciğeri baştan sona yenileyen ve toksinleri atan mucizevi besin. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Günlük hayatta maruz kalınan toksik yük, tahmin edilenin ötesinde olabiliyor. Vücut tüketilen besinler, kullanılan eşyalar ve kozmetik ürünler sonucu toksinlere maruz kalabiliyor. Tüm bu toksinlerden vücudu karaciğer arındırıyor ve temizliyor. Daha birçok önemli görevi olan ve vücudun doğal temizleyicisi olan karaciğerin de temizlenmesi ve arınması gerekiyor. Karaciğer, vücudu temizleyen ve arındıran bir detoks organıdır. Vücuda giren toksinleri ve zararlı bileşenleri ortadan kaldırır. Karaciğeriniz sinyal veriyor olabilir. Karaciğerde bir sorun olduğunda oluşan belirtiler, kronik yorgunluk, eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, hafıza ve odaklanma problemleri, uyku problemleri, göz çevresinde morluklar, şişkinlik ve ödem, gastrit, mide ve bağırsak sorunları, kötü kokan nefes, sürekli yemek yeme isteği ve kilo vermede yaşanan problemler, cilt sorunları ve premenstrüel sendrom olarak sıralanabilmektedir. Bu belirtilerle karaciğer sinyal verebilmektedir. Bu belirtileri yaşayanların, karaciğer sağlığını kontrol ettirmesinde fayda vardır. Detoksa taze ve sağlıklı besinlerle başlayın. Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz. Ancak karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki demirhindi bitkisidir. Bu bitki aynı zamanda, sinir sistemini korur ve safra kesesi ile ilgili problemleri çözmeye yardım eder. Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri, demirhindi bitkisiyle kısa sürede eski sağlığına kavuşturabilirsiniz. Demirhindi çayı nasıl demlenir? Demirhindi çayını hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatın. Su kaynamadan önce 20 gram demirhindi bitkisini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa aç karnına tüketmeniz gerekir. Bu tarife 2 ay boyunca devam edilir. Karaciğeri gençleştiren çay nasıl içilmeli? Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere, ılıdıktan sonra içerisine bir çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz. Önemli uyarı. Herhangi bir yan etki görülmemesi için, ilk olarak bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın. Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde, sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor. İşte, karaciğeri temizleyip yenileyen diğer besinler. Çiğ sarımsak toksinleri atar. En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Antioksidan, el için ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir. Avokado karaciğer yağlanmasıyla savaşıyor. Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega-6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur. Avokado genellikle salatalarda ya da limon sıkılarak direkt tüketilebilir. Günde bir taneden fazla da tüketilmemesi önerilir. Vücuda sağlıklı yağ sağlayan, aynı zamanda da biriken zararlı yağ asitlerini yok eden avokado, karaciğer yağlanmasına karşı önemli bir besindir. Karaciğer için hem üzüm, hem de çekirdeği faydalı. Sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmez bir diğer besin de üzümdür. Üzümün hem kendisi, hem de çekirdeği karaciğer sağlığı için önemlidir. Yapılan pek çok araştırma, üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. Vücudu toksinlerden arındırma gibi yaşamsal bir görevi olan karaciğerinde, kendi kendini temizlemesi için üzümün mutlaka beslenme planında yer alması gerekir. Hindiba karaciğer dostu. Hindiba yaprakları, karaciğer dostudur ve karaciğeri koruyucu etkisi vardır. Salata içinde ya da çayı yapılarak tüketilebilir. Vitamin yönünden zengin hindiba, sodyum, potasyum ve kalsiyum içerir. Karaciğerde meydana gelebilecek problemler üzerinde etkilidir ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici etkileri vardır. Ayrıca sindirimi de kolaylaştırır.
Sağlıklı bir karaciğer ve karaciğer hastalıklarının önlenmesi için mutlaka tüketilmelidir. Karaciğer fonksiyonunu iyileştirir. Bu sadece karaciğer fonksiyonlarını optimize etmeye yardımcı olduğu için değil, aynı zamanda enflamatuvar problemleri önlediği ve safra akışını düzenlediği içindir. Antioksidanları, dokularda tutulan toksinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Ayrıca, yağlı karaciğer gibi rahatsızlıkları önler. Haftada en az 3 kez çay olarak tüketmek idealdir. Brüksel lahanası karaciğeri temizliyor. Karaciğerin temizlenmesi için etkili besinlerden biri de Brüksel lahanasıdır. Brüksel lahanası, karaciğeri yeniler ve zararlı olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Sülfür içeren bileşikler içeriğiyle, karaciğeri hasardan korurlar ve aşırı hormon ve toksinleri dışarı atma fonksiyonlarını desteklerler. Baharatların arındırıcı gücünden yararlanın. Baharatlar, sindirim ve bağırsaklardan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Yemek ve salatalarda baharatlar bolca kullanılmalıdır. Zencefil, zerdeçal, karanfil, karabiber ve sumak detoks kapasitesini artırarak karaciğere destek olmaktadır. Su vücudun temizlenmesi için çok önemli. Su, yaşamın devamı için elzemdir. Toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması için su olmazsa olmazdır. Yaşamsal faaliyetler, vücudun ısı ve cildin nem dengesinin korunması ve enerji için suya ihtiyaç duyulmaktadır. Bitki çayları, bitkisel sütler ve taze sebze sularını kullanın. Detoks yapılırken, güne limonlu su ile başlanmalı ve sonrasında zencefil, karanfil, karabiber ve rezene ile hazırlanan çaylar ile devam edilmelidir. Detoks boyunca yeşil çay tüketilebilir. Antioksidan kapasitesi ve metabolizma hızını artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine detoks süresince hayvansal süt yerine badem, Hindistan cevizi, fındık sütü gibi bitkisel kaynaklı sütler tüketilmelidir. Yeşil ve mor renkli taze sebzeleri kullanarak antioksidan sebze suları hazırlayın. Bu sebze suları da ilk öğüne eklenebilir. Fiziksel aktivite toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Egzersiz, vücudu toksinlerden arındırır, vücudun yenilenmesine yardımcı olur ve beden enerjisinin dengelenmesini sağlar. Fiziksel aktivite, terleyerek toksin ve ağır metallerden bedeni arındırabilmenin anahtarıdır. Açık havada uzun yürüyüşler yapılmalı, farklı egzersizler günlük egzersiz rutinine eklenmelidir. Detoks yapılırken stres yapan durumlardan ve kişilerden uzak durulmalıdır. Kişi gün içerisinde kendisine zaman ayırmalı, parasempatik sisteme geçiş yapmalı ve sakinleşmelidir. Düzenli ve yeterli uyku da vücudun yenilenmesi ve arınmasında önem taşımaktadır. Uyumadan önce ılık bir duş alınması, uykuya geçiş yapmayı kolaylaştırmaktadır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.